arkadaşlar. Bugün yaklaşık yapımı bir ay önce biten ev yapımı bir testerenin tanıtımını yapacağım sizlere. Şöyle gördüğünüz gibi kablosunu çekelim. Evde kullanmadığımız malzemelerden işte spiral taş motorunu sabitledik bu şekilde. Bunun testeresinin ağzını değiştirdim. Bir büyük testere taktım. Şu şekilde gördüğünüz gibi şuraya yaptım, pişini taktık. Bunu şu şekilde açalım. Şöyle. Bu her yerde bulabileceğiniz 70'e 120 ev adında bir masamız. Bunu niye buna sabitlemeyi düşündüm? Çünkü bu gördüğünüz gibi katlanabilir ve istediğiniz yere taşıyabilirsiniz bunu. Bu şekilde makaramızı çevirdiğimiz zaman testeremiz çıkıyor. Yaklaşık bir 4,5-5 santime yakın bir kesim alanımız var. Sonuna kadar fazla sıkıştırmak istemiyorum. Bu şekilde. Şu an tekrar görebilirsiniz altında. Mekanizmayı çevirince şöyle gösterelim bak. Şu şekilde vidalı sistem yaptık. Şu şekilde çevirdiğimiz zaman bunu aşağı ve yukarı itiyor. Önce de bu mekanizmayı yaptım. Ondan sonra şu tahtaya masaya monte etmeyi düşündük. Şu şekilde tekrar açalım. Bu da slide dediğimiz olayı yapacağımız şöyle slide yapacağımız tahtaya oturtuyoruz burada bu şekilde. Bunun gibi şu anda yaklaşık burada 3-4 milim civarında bir derinlikte kestik bunu. Bu da buradan tahtana zayıflayacağından dolayı şuraya ilave bir tahta vidalamayı bugün gördüm. Ayrıca buraya. Ondan sonra bu şekilde fotoğrafını gösterecek olursak böyle görünüm. Bu şekilde bakarsak burada da sigortası var. Sigortadan açıp kapatıyoruz. Fişi var. Şöyle dediğim gibi bu şekilde sola doğru çevirdiğimizde de bakın gördüğünüz gibi testere aşağıya iniyor tamamen. Tamamen aşağıya iniyor. Bu şekilde. Evet. Bir de fence dediğimiz bir parçası var. Uzunlamasını düz aletleri kesmemize yarayan. Burada şöyle bir parçamız. Aynı şekilde vidalı ve sıkıştırma mantığına göre. Şurada bir metal çerçevemiz var. Şöyle sıkışmasıyla şöyle bu şekilde tam bir dik 90 derecelik açıyla şöyle sıkıştırıyoruz. Bu şekilde. Evet, şu şekilde açalım. Evet. Kapatını açalım. Bir deneme kesimi yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir deneme olarak bir parça keseceğimizi söylemiştik. Şöyle kablosunu takalım. Şimdi kısa parçalar yine şunu da kesebiliriz. Bunu da daha sonra göstereceğim. Gerçi şu bir metre ilave edeceğiz buraya. Santimlerin yazdığı bir çizelge ekleyeceğim ama şu anda yok. Bazı eksik parçalar bu şekilde diyelim. Tahmin olarak işte 5 santim, 6 santim şuradan metreyle ölçüp bu şekilde sıkıştırıp kesimizi yapabiliriz. Evet, şuradan spotumuzu açıyoruz. Evet, fensle kesimizi yaptık. Fensi çıkartalım. Ve slide'la göstereyim. Daha ince parçalar için. Şöyle, şu şekilde yapabiliriz. Evet, deneme kesimizi de yaptık. Evet arkadaşlar, testeremiz bu şekilde. Herhangi bir yerde taşıyabileceğiniz, katlanabilir özelliğe sahip. Kullanabileceğimiz, şuradaki fişi de çıkartıp herhangi başka bir cihaza takabilirsiniz. Kendi fişi bu. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler.